Ya üzerine gidebilen çoğu şampiyon zaten erken aşamada Vladimir'i üzüyor. Hı-hı. Bir de uzun koridorda Irelia çok daha rahat edecek. Evet, ellerinden Irelia izlemek de çok keyifli olacak. Koridorlarda çok geride çıkmazlarsa takım savaşlarında aslında iyi bir sinerjileri söz konusu. Ya orta koridor okey. Alt koridor da okey. Kazanırlar alt koridoru. Ya kazanmasalar bile belli bir üstünlükleri var. Ama üst koridordan bir canavar gelme ihtimali var işte. Evet. Hanabi bir nebze olsun rahatlatacak ama oyunun ilerleyen seviyesinde sıkıntı yaratacak. Bu arada Shao birebir de kesecek gibi görünüyor beyi. Yani Lissandra aldın, artçı şok aldın ama sorun yok diyor Shao. Ama peki. Olmaması gereken bir şey evet. Yani. Lissandra W açmadı mı? W açtı, E'yi açmadı bence. Şimdi tekrardan orta koridorda. Bu arada alt koridorda bir kule altı var. Mink burada kuleyi tanklıyor. Balyoz gibi de kullandı ama sıçran oradan düşecek. Çıkarmayacak. Birebir bir değişim. Tabii yaklaşık bir minyon dalgası da boşa gidiyor. Üst koridorda bir deneme. Bin hayatta kalabilecek mi acaba? Zıplamaya devam ediyor. Minyonları da kullandı orada. Yuhan'ın otomatik saldırı yapamaması için ama yeterli olmadı. Temiz deneme. Ve PSG Talon üst koridorda skoru buluyor. Bin. Bakalım nereye kaçacak? Yaşadı. Tüm manasını harcadı. Burada sadece savaşabilir. Kaçma ihtimali yok. Ve şimdiden çok fazla hasar çıkıyor. Mana yok. Yani savaşma ihtimali de yok o yüzden. Ya acaba ters tarafa kaçıp biraz daha zaman kazanabilir mi diye düşündüm ama hiç oral olmadı Bin. O da kitle kontrollerden önemli ölçüde kendini sıyıracak. Bu arada çok iyi bulut ama aynı güzellikte bir arındır zamanlaması Gala'dan. Orta koridorda birebir var. Shao üzerine ulti kullanıldı Bey tarafından. Tüm manasını harcıyor Bey. Kitle sıçrayla birlikte bir zincir. Bey düşebilir burada. Tutuştur, hasar yetecek mi? Shao kuleye düştü. Seviye de aldı bu arada ama seviye yetmedi. Seviye aldı, yetmedi ama. Ve birebir bir değişim. Yalnız Lissandra'nın ultisi çok daha değerli. Lissandra ultisi yokken problem yaşayabilir bu savaşta. Yani Link de buraya biraz geç gelecek rotasyon olarak. Bu alameti alacakmış gibi görünüyor. Evet, sonrasında savaşı izleyeceğiz bakalım. Zincir tuttu Shao'dan. Şimdi Kaiving'in üzerine döndü. İkinci zincirini, taklitini orada kullandı Kaiving ama Kaiving sıçrayla uzaklaşıyor buradan. Wow, temiz çıktılar ya. Gerçekten temiz çıktılar. Sadece Kaiving sıçra kaybetti, o kadar. Olabildiğince son saniyeye kadar saklayacak onu. Sonra da ejder bitmek üzere. Kaiving ejderin gidişini sadece izleyebildi. Bağımsız olarak bir aile fazla görünüyor. Bu arada Bey de üstüne dönüşüyle birlikte ilk eşyasını tamamladı. Bu arada Yuhan çok agresif bir hızlı tetik kullanımı. Parça tesiriyle de iyi basar. Orada ulti yetmeyecek. Vayne'in ayakta kalması için Bey geldi şimdi buraya. Biraz iyimser bir deneme. Yalnız Shao geri dönüp vurkaçını kullandı. Şimdi Kızıl Havuz geliyor. Ming sıçrayla birlikte kaçmak isteyecek. Ve Hanabi de uzaklaşıyor gibi. Shao'dan bir sıçra tutuştur. Şer mührü de yeterli olmuyor Hanabi için. Ultiyle birlikte can yenileme sayesi ayakta kaldı. Bu kadar şey kullanıldı. Sadece Vayne düştü. Bu burada gördüğün bu ikili var. Bu ikili 5 dakikada bir görüyoruz. 5 dakikada bir gördüğümüzde de aynı pozisyondalar. Hakkını yemeyin. Nüfal şöyle bir orta koridora yaklaştı ama. Tam hedefe. Ki Vayne'in de burada herhangi bir cevap veremediğini gördük. Direkt sersemletiyor. Üstüne bir de Sıçar'la birlikte o hattı kesinlikle bozmuyorlar. Şey kurdular ya, barikat kurdular. Geçiş vermiyorlar şu an orada. İşte bu Shao noktada... Hanabi ile birebir yapıyor. Hanabi agresif bir oyun oynamak istedi. Çok da fazla hasar aldı. Burada düşecek mi acaba? Evet. Shao ya. Hasar yetiyor orada. Unified'da Hanabi ikilisinden. Hanabi de çok az canla üstü dönecek. Burada işler uzarsa yetişebilir yeniden savaşa. Ölümün dansı gelecek. Ondan sonra belki arka taraflara bir ışınlar atmayı tercih edebilir. Direkt doğru takımın yanına attı. Bu arada ultiler takaslandı ama Ming erimeye devam ediyor. Miss Fortune ultisi çok fazla hasar verdi. Ming ultiyi kullandıktan sonra kronometreye basıyor. İyi de bir sıçra. Yan tarafta Shao kovalıyor. Unified pozisyon dışında kaldı az canlı ama arada kalan bir isim var. O isim de Bin. Ming'in canı çok az galayla Vayne'in de benzer ve PSG bu ejderi bitirmek isteyecek. Vayne'in deneme ihtimali de yok. Hem sıçrası hem de ultisi bekleme süresi de çünkü. PSG Talon'dan gayet iyi bir takım savaşı. Unified tüm hasarını verip bir de ölmeden çıktı. Yani Kaiving'den yine çok iyi bir ulti. Tam böyle Vayne'in kafasına yine orada sersem etmeyi başardı ki tabii orada Merkür adımları olduğu için o kitle kontrolünü hızlı bir şekilde Shao bulabilir attı. Bulabilir. Zincir atacak mı? Shao! Zincir attı, yetmedi hasar. Evet. 13-1 mi? 13-0 13-0. 13-0 kaybetti. Red Canids'e. Ve bakalım. Ve şimdi Baron istiyor. Satış Baron'u mu? Kontrol totemi geldi. Bin'in ışınlığı yok. Buraya doğru yönelmeye başladı ama. Kimse görmüyorlar. Baron'u bitirebilirler. Baron'u bitirebilirler ve bu %50-150 isteyecekler. Girip çaldı. Bey Baron'u kazandırıyor. Ne gerek ve sonrasında var? Savaşı isteyecekler mi? Hayır gibi görünüyor şimdilik.
Baron trolü geldi. Görürsek anlaşır, sorun yok. Bu arada bir Leon ultisi denemesi ve bu sefer kendi ultisini kullanmadan rahatlıkla uzaklaştı. Yalnız üst korda orada bir sıçraş, onun üzerinde tutuştur da var. Ve vurkaç taktiğiyle oradan uzaklaşacak gibi görünüyor. Hala geri dönebilir. Şimdi geri döndü. Ama bu belki de onun için çok kötü bir karar ve Shao düşecek. Yani madem o sıçraya atacaksın kendi tarafına doğru at. Aynen. Hiç böyle riske girme değil mi Shao? O adam nasıl girebiliyor? Orada bir desteğe bir yazıyor önce dayı, tamam. Ama istediler Ercan orada şimdi. Ya tabii tabii. %50-%50 istediler. İstediler canım, o ayrı bir konu. Yani yukarıda görüşün yok, rakibi bilmiyorsun. Rakip ormancının nerede olduğuna dair hiçbir fikrin yok. Hani biz bu barına bir girelim. Rakibi de oyuna tekrardan dahil edebiliriz belki. Bu arada Ming çok kötü pozisyonda yakalandı. Ming. Ve Balyoz gibi de yetmiyor. İki kere kestiler resmen Ming'i. Galadan iyi bir ulti hasarı. Shao bu arada Yuan'ın yarı canını alıyor. Koruyucu meleği olduğunu unutmaması lazım. Rakip ormancısının RNG. Yalnız PSG'de acayip bir hasar var. Şimdi kullanılan bir ulti var. Vayne'den burada defansif olarak kullanmak istedi. Yalnız İrelia'nın zamanı ve Galad'ın hasarına bakar mısın? İnanılmaz bir alan hasar geliyor Galad'dan. Onu durdurmaları mümkün değil. Ve son isim Hanabi, o da burada düşecek. 2'de 2 ile bu savaşı bitiren bir Bin ve 3 skor bulan bir Shao var. Alev ruhu da geliyor. Hasar çıkmıyor. Maç bitti mi bu arada? Kaiwing'den de iyi deneme var. Maç bitmiş olabilir mi? 13 saniye geliyor ama olabilir. Bakalım. Shao orta koridora gitmese belki de bitebilirdi. Yine de denemek isteyebilirler. Yuan'ın gelmesine 5 saniye var. Ignex kolesi düştü. Unified geldi buraya ama... Burayı tutmak çok kolay olmayacak. Galan kullanılan güzel bir arındır vuruyor. Ve Kaiwing düşüyor. Galan'ın canı hala full, daha kanı susamışın kalkanını bile kıramadılar. Şimdi Miss Fortune ultisi Galan'a çok iyi bir hasar. Neredeyse düşürecekti Vayne bu arada. Yon'un üzerine gitti. Yavaşlatılıyor, Vayne düşmüyor. Ming çeşmede düştü. Bu arada buraya kadar altında bulmuş Hanabi. Bin'i düşürerek. Hanabi. Şimdilik bitmiyor karşılaşma. Hanabi'den alınan bir skor daha. Vayne'i yakalaması. Bakalım. Tabii Hayalet de orada reset alıyor. Vayne'i bu arada o birebir yapmak zorunda hissetti. Çok iyi bir Sonya. Ama devamında Vayne'i buradan çıkması çok zor. Hanabi. Ulti kullanmıştı ya. Bonusları toplamaya devam ediyor. Oradan bir direnci de azalmıştı biraz. Düşmüştü. Normalde aslında vurmaz diyor Blanken o Şerlinger'ı ama tek başına. Burada. Bu arada. Nasıl vuruyor işte. Kaiwing az önce... Eşya mağazasından birkaç totem almak istiyordum. Vurmaz dediğin de 4 eşya olmuş. Yok yok hani LeBlanc'ın yetenek setinde o Shermur'un hasarı öyle çok... E tabii canım. Önemli bir hasar değildir. Onun, onun patlama hasarı. Tetiklemesi evet önemli olan odur aslında ama işte Luden'dir, Alev Ruhu'dur, Alev Ejderlerinden gelen ekstra hasar şeyler hasar katkısı çok farklı bir boyuta taşıyor. Ve artık oyunun sonuna doğru ilerliyoruz. Bu aynı zamanda günün de son maçı tabii. Shao bir şeyler deniyor. Bu arada Shao az önce Yuhan buradaydı. Şimdi nerede? Gri ekrana bakıyor. Bey onun üzerine gidip ultiyi bıraktı. Bu arada buraya kadar altını geliyor Unified'dan. İyi bir ulti kullanımı ama çok yeterli olmayacak. Ve buraya kadar altını Ming buldu Unified üzerinden. Oyunun sonuna geliyoruz. Oyunun sonu gelmeden önce bir deneme Hanabi'den. Daha doğrusu Bey'den ama o da yeterli değil. Ve RNG yenilmez şekilde... Emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sevinmiyorlar bile. Yani şöyle bir maç kazandılar. Oyunun standart bir win onlar için.